içindeler. Adamın belki ekonomik anlamda katacak fazla bir şey yoktur da burada harcadığı çabayla yani bu konuda yarışalım. Normal şartlarda farklı kulvarlarda farklı yarışlar veriyoruz ya. Bu konuda hep beraber yan yana yarışalım. Son derece önemli. İşte dünyadaki örneklerini görüyoruz zaten. En son Ramos çok fazla gündem oldu. Son örnek Djokovic. Ülkesine 1 milyon euro. En son benim okuduğum yerde uluslararası anlamda ünlü tenisçi Djokovic. Hı-hı. Yani peki. Bunun içinde farklı branşlardan sporcular var, hocalar var, menajerler var. Herkes bir ucundan tutmaya çalışıyor. Evet, İnşallah... aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Kusura bakın sözünü kestim ama. Burada sporculara şöyle bir görev düşüyor. Yani bu bence çünkü ben bunu Almanya'da birçok oyuncu, birçok kulübün oyuncusunda bunu görüyorum. Arkadaşlar bir süre belki maaşlarınızı zamanında alamayacaksınız. Ama fedakarlığı sizler de yapacaksınız. Bugün biz devletten işte her kesimden bir takım fedakarlıklar özel sektörden, işverenden, şundan, herkesten biraz fedakarlık yapmasını bekliyoruz değil mi? Aman işte dün biriyle konuşuyorum. İşte bizim yine benim takip ettiğim işte Galatasaray'dan bir yetkiliyle konuşuyorum. Bana dedi ki Nevzat dedi benim şu an derdim benim çalışanlarım. Ben dedi şu an dedi en büyük şeyim ben 1000 tane çalışanıma maaşını vermek. Bizim kendi sorumluluğumuz var. Aynı zamanda bu insanların dedi ücretini maaşını da verelim. Benim tek derdim o. Buradan şuna bağlayacağım. Şimdi Almanya'da hatta Dortmund, Bayern birçok kulüp futbolcuları maaşlarında %15, %20 kesintiyi kabul ediyorlar. Ve bu süreçte kesinlikle personelin ve kulübün zor durumda kalmaması için böyle bir adım atacaklar. Ben Türkiye'deki bütün özellikle Süper Lig'de yer alan oyuncuların da bu konuda kulüplerinin önünü açacak, elini güçlendirecek adımlar atmasını bekliyorum. Yani bu konuda umarım güzel haberler alırız. Biz spor camiasını konuşuyoruz. Diğer sektörler olsa orada işin ekonomisti olur. Tabii. Başka uzmanları olurdu. Ama ben spor camiası adına şunu söylüyorum. Lütfen siz de sporcular kulüplerinize bu konuda yardım edin. Hiçbir personel işinden olmasın. Kulüpler ödemekte problem yaşamasınlar. Şu an siz de bu sıkıntıyı belki birkaç ay en azından çekin diye. Ya şu kriz ilk başladığı zaman ben şöyle bir yorumda bulundum nacizane. Bu süreç aynı zamanda bir karakter testi olarak karşımıza gelecek. Yani bu işten hayırlısıyla sıyrıldığımız zaman, normale döndüğü zaman kimler bu süreçte neler yaptı? Herkes bunları hatırlayacak. Hem duruş anlamında hem de oyuncular sahaya döndüğü zaman ne olduğunu göreceğiz o zaman. Peki. Yani sadece ekonomik boyutu yok bu işin. Dediğine katılıyorum. Her anlamda insanlar bir duruş sergileyecekler bu süreçte. Juventus küme düştüğünde gidenler Nedved. Nedved'in çok güzel bir sözü vardı. Yani direkt aklıma onu getirdim. Evet, ben onu söyledim zaten yani bu konuyu anlatırken o Nedved'in sözüyle örtüştürerek söylemiştim. Benim de aklıma çünkü aynı şey geliyor. Bir takım küme düştüğünde futbolcular gider, adamlar kalır. Durum farklı ama bu da adamlığı bu arada yani cinsiyet olarak değil bir duruş anlamında söylüyoruz. İnşallah herkes üzerine düşeni doğru şekilde yapar. Ama çok ciddi sonuçlar olacak Çiğdem. Yani biz hani spor ekonomisine etkilerini falan diyoruz. Ben mesela önce Hunes'ten okudum. Sonra Rummenigge'de bunu hem onursal başkan hem de Bayern Münih başkanının Rummenigge'nin açıklaması. Kimse artık yeni bir dünyaya uyanacağız. Zaten muhtemelen yaz ve Ocak dönemi transfer dönemleri birleştirilecek. Bu konuda kulüplerin sağlıklı hareket edebilmesi için transfer dönemleri birleştirilecek. Bu konuda bu tarz bir beklenti içerisine girildi. Ayrıca dünya futbol borsası çok ciddi etkilenecek. Yani öyle 250 milyon euro, 125 milyon euro, 300 milyon euro yok. Artık United'ın aşağı çekilecek. 1 milyar dolar diyorlar hisse kaybı. 1 milyar dolar. Rakamlar aşağı çekilecek. Yani biz etkileneceğiz. Ben geçen Tuğrul Akşar spor ekonomisiyle Milliyet gazetesi için bir söyleşi yaptım. Onun tespitine göre %25 yani 1-1,5 milyar bir kaybımız olacak ama biz sadece kaybetmeyeceğiz. Diğerlerinin kaybı bizden daha fazla olacak. Yani ben mesela yaz dönemi için Onyekuru ve şeyi alacağım. Lemina'yı alacağım örneğin. Normal bu ikisinin bonservisi için 20 milyon totalde vermem gerekirken şimdi bu kriz ortamında ne 20 milyon eurosu? 10 milyon euro veririm.
Peki işin sağlık kısmına bir geri dönelim isterseniz. İnsan sağlığı diyoruz. Konuştuğumuz şeyler tabii çok önemli orta uzun vadede. Bir de şu konu gündemde. Sporcu sağlığını nasıl etkileyebilir? Şimdi o konuda... Bu konuyla ilgili bir isterseniz önce bir uzmanımızı dinleyelim. Evet. Neler söylemiş? Ardından yorumcularımızın da sözlerini alacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilek Arman konuştu. Koronavirüsün etkilerini anlattı. Zatürre gelişmemiş kalıcı hasarın söz konusu olmadığını söyledi. Dinleyelim, üzerine konuşalım. Şimdi öncelikle sadece koronavirüs pozitifliği mutlaka akciğeri etkilemiyor. Enfeksiyon gelişmesine rağmen zatürre olmayan pnömoni dediğimiz klinik tablonun olmadığı pek çok insan var. %80 hafif geçiriliyor'nun dışında tam oranını söyleyemesem de pek çok hastada pnömoni olmadan atlatıyor. Dolayısıyla zatürre gelişmemiş bir kişide kalıcı bir hasar konusunu kanınca tartışmaya bile gerek yok. Çünkü akciğerlerin etkilendiği bir durum yok. Bu kalıcı hasar konusu daha çok zatürre, gelişen zatürre ağır formları için söz konusu olabilir. Bununla ilgili açıkçası özellikle bu hasta özelinde çok net bir bilgi yok. Sadece şuradan çıkarsama yapabiliriz belki. Kronik akciğer hastalıklarından birisi olan KOAH'da, kronik obstrüktif akciğer hastalığında tekrarlayan alevlenmeler, enfeksiyon alevlenmeleri olur. Ve her alevlenme akciğer fonksiyonlarının bir miktar gerilemesine neden olur. Sadece bu benzetmeyle belki bir miktar kayıplarının söz konusu olabileceğini düşünebiliriz. Ama bu arada eminim ki sporcular tümüyle hareket etmeyi bırakmıyorlardır. Antrenmanları en azından kişisel bir şekilde tek başlarına sürdürüyorlardır diye düşünüyorum. Bu sırada nefes egzersizlerini de ihmal etmemek gerektir. Çünkü akciğerle ilgili kalıcı hasardan bahsedilirken hep şunu bir fibrozis dediğimiz yani lastikleşme, sıkılaşma dokuda esnekliğini kaybetmeyi ifade eden bir tanımla karşı karşıya kalıyoruz. Net olmamak, kesin olmamak kaydıyla. Bu yüzden hani nefes egzersizlerini mutlaka yapıyorlardır ama ihmal etmemelerini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim, zatürre olmayan hafif vakalarda özellikle ortalama 12 gün civarında, 12-13 gün civarında iyileşme söz konusu oluyor. Bunun nekatini de üstüne koyduğunuzda belki iki katını yapabilirsiniz. Ciddi bir çünkü halsizlik, kilo kaybı vesaire de yapabiliyor. Ağır geçiren olgularda 5-6 haftayı bile bulabiliyor. Mutlaka nekahat dönemi de daha uzun olacaktır. Aktivite, fizik, egzersiz bu birebir doğrusu elimizdeki yayınlarda çok bu konuda net ve öngörüyü sağlayacak bir bilgi yok. Ama hani bu süreleri akılda tutmakta yarar var. Evet, hafif vakalarda yaklaşık 10-12 gün içerisinde düzelme olduğunu anlattı Profesör Doktor Arman. Mehmet, senin duyumların ne sporcu sağlığı açısından? Şimdi şunu söyleyeceğim. Çok önemli bir açıklama. Sayın Arman'ın sözleri benim için çok kıymetliydi. Neden? Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'ndan Ateş Bey, Profesör Ateş Kara bir açıklama yaptı. Kalıcı hasarlar olacaktır diye. Şimdi ben de aksiyondaki açıklamaları okumuşum, orada tereddütte kaldım. Yani insanlarda şöyle bir endişe oluyor. Atıyorum bir sporcu ki bununla ilgili verebileceğimiz isimler mesela Matuidi. Atış Bey düzeltildi ama ya. Juventus'tan, daha sonra bir başka programda izledim o ifadeyi kullandı. Şimdi Juventus'tan mesela Matuidi bu rahatsızlığa yakalandı. Şimdi sanki şöyle bir şey olacakmış gibi. Matuidi bir daha asla futbol oynayamayacak ya da asla eskisi olamayacak. Öyle değil. Yani olay zatürreye boyutuna gelirse bir de futbolcuların transfer ederken fiziksel... şey testi mi isteyeceğiz yani korona testi mi isteyeceğiz? Tabii yani ki isteyeceksin. Tabii ki o ciğer yapısına da bakacaksın. Tabii ki ciğer yapısına bakacaksın ama yani futbolcular için şu anda böyle korkulacak bir tablo olmadığını söyleyebiliriz. Evet, sporcular evet, için diyelim yani. Ben Ateş Bey o şey başka bir programda çünkü yanımda da tam konuşuldu. Tam olarak ne dedi düzeltmesinde? Kendisi düzeltmiyor ama karşısında başka bir profesör hayır dedi. Son derece sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederler. Evet. Ateş Bey de bunu yalanlamadı. Yani ben de onu sosyal medyada okudum.
Bu arada bir şey paylaşmak istiyorum. Çok kısa. Şimdi çünkü Mehmet Emin az önce şu arkasındaki koronavirüs fotoğrafıyla evet, bir gördüm. Paylaşımda bulundu. Gördüm. Ya anneni korkutmuşsun. Yani annemizi evet. korkutmuşsun. Aynı evet. şeyi ben de yaptım. Benim annem de aynı tepki verdi. Ya şu arkandaki şeyle fotoğraf çektirmenin de bir esprisi hala yok. Hala arkanda mı? Arkasında değil. Ha, birazdan değişim. Gelirim o. Sosyal medyasına var Mehmet Emin olsun evet. sevgili izleyenler. Peki ilk saat dilimini burada noktalayalım. Saat başına buradayız.